Şu ana kadar termodinamiğin birinci yasasını gördük. Evet, işte burada. Şimdi bunu nasıl kullanacağımızı görmek ister misiniz? İsterseniz bir problem üzerinden gidelim. Bir gaz üzerine 60 jüllük iş uygulanmıştır. Bunun sonucunda gaz etrafına 150 jüllük ısı vermiştir. İç enerjideki değişimi bulunuz. Tabii ki birinci yasayı kullanacağız. İç enerjideki değişim eşittir. Gaza eklenen ısı, bir bakalım, gazın etrafında 150 jüllük ısı verdiği söyleniyor. Bu gazdan ayrılan enerji miktarıdır. Daha soğuk olan bir ortama konduğunu ve bu sayede de gazın dışarıya ısı verdiğini söyleyebiliriz. Ne kadar enerji kaybetmişti? 150 jül. Bazıları 150'yi buraya hemen yapıştırıverir ama siz dikkatli olun. Burada gaza eklenen enerji dendiği ve bizim gazımız enerji kaybettiği için formüle eksi 150 koymamız gerek. Artı gaz üzerinde yapılan işe bakalım. O da 60 jüldü. Gaz üzerinde yapılan iş iç enerjiye pozitif bir eklenti olacak. Evet bu sayede gaza enerji eklediğimiz için 60 J'ü artı 60 olarak yazıyorum. İşlemi yaparsak iç enerjideki değişimi eksi 90 jül olarak buluruz. Peki bu gazın iç enerjisindeki değişim neden önemli? Bu ister bir atomlu, bir atomlu ya da üç atomlu bir molekül olsun, gazın iç enerjisi sıcaklıkla her zaman orantılıdır. Başka bir deyişle sıcaklık artınca iç enerji artar veya iç enerji artınca sıcaklık da artar. Biz Gazın iç enerjisindeki değişimi negatif bulduk öyle değil mi? Bu iç enerjinin 90 جول azaldığı anlamına gelir. Yani her şey bittiğinde gaz toplam 90 جول'lük iç enerji kaybetmiştir. Bu yüzden de bu işlem bittiğinde buradaki gazın sıcaklığının azalacağını ve sürecin başına göre daha soğuk olacağını söyleyebiliriz. Her ne kadar gaz üzerinde 60 jüllük bir iş yapılmış olsa da gaz 150 jüllük enerji kaybettiği için toplamda net bir kayıp vardır ve bu yüzden sıcaklıkta düşer. Bu çok önemli bir durum. İç enerji ne yaparsa sıcaklık da aynısını yapar. Bunun aslında son derece mantıklı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü iç enerjideki artış dönüşümsel kinetik enerjide, rotasyonel kinetik enerjide ve titreşim enerjisinde bir artış anlamına gelir. Ve sıcaklık da iç enerjiyi ölçmek için kullanılan kavramlardan biridir. Bu arada sıcaklığı ne kadar azaldığını söyleyemediğimizin farkında olmalısınız. 90 J'lük bir kayıp sıcaklıkta 90 derecelik bir düşüş anlamına gelmez. Bunların birbirine eşit değil, orantılı olduğuna dikkat etmelisiniz. 90 jüllük azalma, 90 derecelik bir azalmaya denk gelmez ve gazın sıcaklığındaki düşüşün kaç derece olduğunu bulmak için bu gaz hakkında daha çok şey bilmemiz gerekir. Her neyse, burada önemli olan iç enerji ile sıcaklığın orantılı olduğunu anlamanız. Bir örnek daha yapalım mı? Bir gazın başlangıç iç enerjisi 200 jüldür Gaza 180 jüllük ısı verilirken gaz da 70 jüllük iş yapıyor. Gazın son iç enerjisini bulunuz. İç enerjideki değişim eşittir Q. Soruyu yeniden okuyalım. Gazın başlangıçtaki iç enerjisi 200 jülmüş. Bu ısı değil. Devam ediyorum. Gaza 180 jüllük ısı verilirken işte bu. Peki sizce bu 180 jül pozitif mi olacak negatif mi? Tabii ki pozitif. Neden? Çünkü bu ısıyı ekliyoruz. Hemen not ediyorum. Artı 180 jül artı gaz üzerinde yapılan iş nedir? Soruda gazın 70 jüllük iş yaptığı söyleniyor. Bazıları burada da 70 jüllü formülü hemen bu şekilde ekliye verirler. Ama bu yanlıştır. Çünkü bize verilen gazın yaptığı iş ama formüldeki W gaz üzerinde yapılan iş demek. Eğer işi yapan gazsa bu 70 jülü eksi olarak yazmamız gerekir. Evet bunlara çok dikkat edin. İç enerjideki değişim pozitif 110 jül ama cevabımız bu değil. Çünkü bizden gazın son iç enerjisinin kaç jül olduğunu bulmamızı istiyorlar. Bu gazın son enerjisi değil, iç enerjinin ne kadar değiştiği. İç enerjideki değişimi artı 110 joul bulduğumuza göre iç enerjinin 110 joul arttığını söyleyebiliriz. Bu arada iç enerjinin artmış olması sıcaklığın da artmış olması anlamına geliyordu, öyle değil mi? Peki gazın son iç enerjisi nedir? Enerjideki değişim 110 joul ise ve gazın başlangıçtaki iç enerjisi 200 joul ise son iç enerjinin 200 artı 110'dan 310 joul olacağını bulabiliriz. İsterseniz delta u'yu u son eksi u ilk olarak da yazabiliriz. Yani delta u bu demek zaten. Burada bulmak istediğimiz u son olduğuna göre u ilki bundan çıkaralım. Yani eksi 200 eşittir delta u yani 110 olacak. U sonu bulmak için eşitliğin iki tarafına da 200 jül eklememiz lazım. Bunu yapınca da u sonu 310 jül olarak buluruz. Son bir problem daha çözmek istiyorum bir gaz üzerinde 40 jüllük iş yapılırken gazın iç enerjisi 150 jül azalıyor. Gaza eklenen ısının değerini bulunuz. Bu sefer bu iç enerjiyi ya da iç enerjideki değişimi bulmamızı istemediklerini fark ettiniz değil mi? Bizden gaza eklenen ısının ne kadar olduğunu bulmamızı istiyorlar. Peki ısı neydi? Hemen buradaki denkleme bakalım. Isı Q'dur. Başka bir deyişle bu sefer önce U ve W'yu bularak Q'nun neye eşit olduğunu bulacağız. Bir bakalım. Gaz üzerinde 40 jüllük bir iş yapılmış. İşi gaz yapmadığı için bunu pozitif 40 olarak eklememiz gerekiyor. İç enerjide 150 jül azaldığına göre iç enerjideki değişime eksi 150 yazacağız. Evet, iç enerji azaldığına göre delta O'nun yerine eksi 150 yazacağız. Q'nun neye eşit olduğunu bilmediğimiz için bunu olduğu gibi bırakalım. Artı yapılan işin az önce pozitif 40 J olduğunu söylemiştik. Hemen yazıyorum artı 40. Ve artı Q'yu yani eklenen ısıyı bulmaya hazırız. İki taraftan 40 çıkarırsak Q'yu eksi 190 J olarak buluruz. Sistem 190 J'lük enerji kaybetmiş. Evet Sistem 190 jülük enerji kaybetmiş ve böylece gazın iç enerjisi 150 jül düşmüş. Yine mantıklı bir sonuç çünkü yapılan iş ekleniyor ama iç enerji azalıyor. Bu ısı kaybının artı 40 jülü karşılaması yanında 150 jülü de karşılaması gerektiği anlamına gelir. Evet, size birinci yasanın uygulaması hakkında birkaç örnek gösterdim. Denklemi kurarken sayıların pozitif mi yoksa negatif mi olacağı konusunda dikkatli olmalısınız. Q ısı, W iş ve delta U da iç enerjideki değişimi verir. Bir de iç enerjideki değişimin sıcaklığa ne olduğu konusunda bilgi verdiğini de unutmayın lütfen.